Merhaba abi, geliyor sesim. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, ne düşünüyorsun bu video hakkında? Anlamadım hocam. Bir sesinizi arttırayım ben de. Telefondan giriyorum da. MSN'de miyiz? Titreşim yolladı galiba benim. Yok. Hayır, bildirim sesi. Ay, heyecanlandım. Merhaba Ne abi, haber yaş kaç? Ferit? İsim ne? İyidir senden. Teşekkür ederim. Yaşım 21. İsmim Ozan. Evet Şimdi Ozan, dinliyorum abi. Onur kardeşimiz de deyince aynı yakın Aynı. olay benim de. Evet abi, dinliyorum. Şimdi Aleyküm abi selam abi. arkaya bir kısarsan biraz. Evet, kendi sesimi tekrar duyuyorum abi ben. Arkada herhangi bir şey ses gelecek bir şey yok. Şu an telefonda sadece Discord açık. Tamam, devam et. Sen anlat abi. Ya şimdi 14 Şubat geçtik. Tabii boş geçtik. Her zamanki gibi. Aynı şekilde ben de kızla açılıyorum. Ama kız bir türlü hani arkadaşlığın bir tık ilerisine gitmiyor. Hani nasıl 14 açılıyorum? Şubat'ta mı Kızla açıldın? konuşuyorum. Hayır, 14 Şubat'ta açılmadım ama 14 Şubat'a yakın bir tarihte Şimdi açıldım. önce baştan başlayalım Ozan. Sen bir kız gördün. Nerede gördün kardeşim? Şimdi ben Osmaniye'de okuyorum. Nereden? Nerede? Osmaniye. Osmaniye'de okuyorsun. Üniversite mi? Evet. Evet. Kız Hangi üniversite? arkadaşım kız. Tek bir tane üniversite var zaten. Korkut Ata Üniversitesi. Çok özür dilerim abi. Peki. Bu kızla, ama ben kendi sesimi duyuyorum ya. Evet, ben de Ya Osmanlı bir dakika. anladım. Peki abi. Bir dakika. Bir dakika ben şey kulaklık takayım da belki Aynen, süper gelmez. olur bence de. Özür dilerim, bekletiyorum. Ses mi kaydediyor? Sesimi mi kaydediyorsun sen? Sıkıntı yok, ben kayıt ediyorum Ya. zaten bu yayınları. 15 aylık sabunum. Ne işim var sesini kaydedeyim? Zaten ortalama her gün duyuyorum. Sen bıkmışsın galiba abi benden. Evet, bıktım senden. Şimdi iyi geliyor mu? Daha iyi. Daha iyi. İyi, Şimdi abi, sıkıntı yok. sen Şimdi. Osmaniye'de bir üniversitede Evet. okuyorsun. Ve Evet. bir kızla tanıştın. Tanıştın mı? Yoksa daha önceden biliyor muydun? Yoksa direkt görür görmez aşık oldum kafasında mısın? Yok. Önceki tecrübelerden dolayı öyle bir şey yok. Normal. Aşık olmayacağım bu kıza. Bu kıza kapılmayacağım kafasında başladım. O öyle başlarsa aşık olursun ama. Evet. Ama işte önceki seferlerde farklı başladığım için bu sefer bir değişiklik olsun dedim. Ama şimdi başladım Gelmezse. derken nasıl baş... Yani önce arkadaş olarak mı devam ettiniz? İlk Aynen. tanışmanız Ya nasıl oldu normal. mesela? Ya ilk tanışmamız zaten okulda. İnek bir öğrenci olduğum için direkt dersler üzerinden gitti. Evet. Dersler üzerinden gidince kıza bu sefer ben hani aşık olmaya başladım, hoşlanmaya başladım ama dedim ki bu sefer normal bir şekilde yaklaşayım kıza. Bir şey söyleyeceğim. Şu an niye şey gibi oldu? Harbiden Müge Anlı Ne? programındaymışım gibi. Böyle Adana'dan Ozan bağlanıyor. Bilmiyorum. Sesinizi alamıyorum. Bir saniye. Ozan Bey. Evet Ozan. Devam et abi. Ya işte normal bir şekilde başladı. Ya şu an chat'i okuyorum da. Sal abi chat. Evet. Ya hani çıkar ilişkisi yok. Şimdi kızın ilk başta çıkar ilişkisi var diye ben düşündüm zaten. Ama öyle bir şey Ha, çıkar olmadığını ilişkisi dediğin sınava şey mi? girdikten sonra anladım. Çıkar ilişkisi Sınava dediğin şey. yakın. Aynen. Sen o bana ders çalıştırsın. Ben ona kızlığımı kullanayım. Hop tavlarım bunu falan kafasında değil mi? Sonra Ya siktir yok. çekerim. Yani zaten çalıştırıyordum, sayemde ders geçiyordu. Ama sınavlardan sonra da görüşmeye devam edince onun olduğunu düşünmemeye başladım. Yani çıkar ilişkisi yok diye düşünmeye başladım. Okey. Ama işte ondan sonra 14 Şubat'a yakın biz 15 tatildeyken açılmaya başladım. Açılmaya başladım derken hani ilgilendiği şeyleri yani hayatını sorgulamaya başladım. Evet, daha samimi bir konuşma içerisine girdin yani. Evet. Onun hakkında Evet. info almaya Sonra başladın. Evet. aynen. Sonra nasıl söylesem ki önceki
Yani benden önce bir ilişkisi vardı. Hani şu an ilişkimiz yok ama en son ilişkisini söyleyeyim. En son ilişkisi yani saçma sapan şeylerden dolayı bitmişti ve bittiği zaman ilk kız benim yanıma gelmişti. Evet. Ben de bunlardan yola çıkarak aslında biraz yüzüne vurmaya çalıştım. Bence en büyük hataydı. Neyi yüzüne vurmaya çalıştın? Ya en son ilişkisinde saçma saçma şeyler yaşadı. Tamam, sen şunu Bu yaptın. yaşadı. En son ilişkisindeki hatalarını veya ona yapılan hataları bunun kızın Evet, yüzüne yüzüne vurdun. vurmaya çalıştım. Bak Evet. işte ilişkilerinde böyle böyle hata yapıyorsun. Bak o sana şöyle yapıyor, sen hala seviyorsun bilmem ne gibi şeyleri kıza söyledin ve böyle etkilemeye çalıştın. Doğru muyum? Aynen, aynen öyle. Tamam. Evet, kız ne yaptı tepki olarak? Ya kız bilmiyorum ki kız falan teki kız tepki vermiyor ki bu tür şeylere. Bu tür şey yüzüne vurdu mu tamam diyor. Kız salağın teki mi? Ya evet yüzüne vurdu mu hani insan yüzüne vurdu mu bir utanma şey olur. Yok bunda utanma diye bir şey yok. İyi bok yemiş gibi devam ediyor yani. Peki kanka, ben burada sıkıntıyı anlamadım yani. Şimdi bak, sen Ya sıkıntı kızdan şu memnun hani değilsin. hayır kızdan memnunum tabii ki ama hani diyoruz ya ilgi gösteriyoruz hayatına dair bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Üstüne gittikçe hani 14 Şubat'a yakın bir tarihte dediğim gibi 10-11'i falan Şubat'ın açıldım ama kız yok yok çekiyor. Öyle bir Ozan. ilginçlik var. Abi sen Abi diyorsun ki biz şimdi. birbirimizi anlayamadık. Oğlum sen anlamışsın işte, kız salak diyorsun. Ya işte salak da yani Demek ki her malın bir anlaşamıyorsunuz. alıcısı Anladın varmış mı? gibi ya. Ama neyin, her şeyin neyi ya neyi vardır? Alıcısı mı vardır? Yani salak olsa ya da öyle olsa böyle olsa fark etmiyor. Her malın bir alıcısı var. Ben bu kıza ne bileyim ayrılamıyorum işte. Öyle bir Mal mı? saçmalık da bende var. Şimdi Ya. şöyle, ya onu mecazi kullandı da. Şimdi Evet. şöyle abi, yani sen kızdan bir tepki bekliyorsun ve o Hı. beklediğin, sen mesela anlatıyorsun böyle böyle yapıyorsun, kızdan tepki bekliyorsun, kız tamam diyor. Sen diyorsun ki amına koyayım, insan bir tepki verir, salak mıdır neden? Bu şimdi anlaşamamaktır, anladın mı? Halbuki o istediğin tepkiyi alsaydın veya istediğine yakın bir tepki alsaydın, tam opozit, yani tam karşıt bir tepki aldın, negatif bir tepki aldın. Ve buna rağmen hala kızdan istiyorsun o kızla olmak. Yani evet. Ama işte kızla birlikte olmayınca bu sefer sınav 6 hafta sonra sınavlar başlayacak. Ve bu sınav döneminde de yine yanaşacak. Mecbur yanaşmak zorunda. İşte abi bu da insanın zoruna gider. İstediğini elde edemedin. Sonra sınav dönemi geliyor. Yine sürekli berabersin. Ne bileyim saçma bir şey işte. Paylaşmak istedim. Evet. Kanka valla ya, yorumum yok amına koyayım ya, biraz bir şey de anlamadım abi. Ya Hiçbir şey diyemiyorum yani ya. evet saçma bir şey. Ben de ne anlattığımı bilmiyorum. Titre tabii ya. Boş ver. Devam. Yani ben kızın da görüşlerini almak isterim. Kızı da tanımak isterim yani böyle bir durumda. Hani tam yorum yapabilmek için. O da olamayacağı için. Alalım hemen onu da. Yok, onu almayalım. Alamayız zaten. Burada mı? İzliyor mu? Yok ya izlemiyor. İzlemiyor da ya gel desem gelir. Gel. Aynen. Çete yazmış kız direkt tamam der. Oğlum ben bu işi sevdim ha. Tamam, şu an content geldi. Arkadaşlar bunu content'e çeviriyoruz. Biz bunları genellikle Şükrü'de izliyorduk. Ferit ile sıkıntılı aşklar. Baya erkekle kızı getiriyoruz. Aralarındaki problemi çözüyoruz. Ya ilişki var oluyor ya da olmuyor abi. Bence Abi işte süper. böyle bir anıydı. Güzeldi abi. Eline sağlık, ağzına sağlık. Ama Sen de dizine sağlık abi. böyle bir önce kendini bir sorgula bence. Hani sen daha kendinin ne istediğini tam sanki bilmiyor gibisin. Biraz da olayı biraz yanlı anlattın gibisin. Böyle taraflı anlattın gibisin. Yani öyle de söylenmez de şey olarak da söylenebilir aslında. Yani ülkemizde zaten kızların kendini beğenme sırası olarak ülkeleri sıraladığımızda ikinci sıradayız zaten.
bu biraz erkeklerin ezilmesinden de kaynaklanan bir şey olarak Öyle düşünüyorum. bir Yani özgüven istatistik var düşüklüğü mı bu arada? Doğru mu bu? var. Bir Hindistan, iki Türkiye anasına bakmadı. Kim abi sıralamış bunu? Bunu kim sıralamış ben de bilmiyorum. İnternette vardı işte. O ne diyor haberleri? O ne diyor, testi çözdürdük 100 kişiye ve bu sonuçlar çıktı arkadaşlar. Abi Neyse abi. teşekkür ettim. Teşekkür ediyorum Dediğim gibi önce bir kendi şeylerini, yani kendi doğrularını bir gözden geçir. Kendinden empati yap kıza mesela. Sonra ben ne istiyorum, nasıl bir kız istiyorum? Hani biraz şey yap abi. Mesela öyle ilk gördüğüne de böyle bu kadar kafana takma da diyebilirim. Yani bu kadar da dertlenme yani bu olaya. Go next de diyebilirsin. yani Allah büyük diyelim. O da olur. Görüşürüz abi, kendine iyi bak. Neyse abicim teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Eyvallah, teşekkürler, bay bay. İlginçti ya. Onur DC'de mi? Şu Onur'u çek hele bir ya, Samet. Nerede ki Nikin ne abi, bir yere Onur? gir.